Medikana Bursa Hastanesi Olay Sağlık Programını sunar. Olay televizyon ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Olay Sağlığı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün diz hastalıklarını konuşacağız. Hem yaşa bağlı gelişen hem de bazı yaralanmalarla ortaya çıkan diz problemleri nelerdir ve ne gibi tedavi yöntemleri öneriyoruz? Bütün soruları yanıtlayacağız. Hemen stüdyo konuğumu tanıtmak istiyorum sizlere. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Burak Demirer bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hanımefendi. Hocam diz hastalıkları çok geniş bir konu, hem sebebine bağlı olarak gelişen, az önce de bahsettiğim gibi hem yaşla hem sakatlıklarla gelişen diz hastalıkları olmak üzere. Şimdi tabii sizden dinleyelim. Genel olarak nelerdir bu diz hastalıkları? Ee, öncelikle bana bu olanak sağladığınız için size çok teşekkür ederim. Ee, diz hasta, diz eklemi e, vücudumuzun e, yük taşıyan e, yüzeyel ve iki tane olması özelliğini içeren büyük bir eklemi hemen beraberinde kalça ve ayak bileği ve üstlerinde de belle beraber bunlar birbirleriyle bağıntılı ve ilintili ee, hastalıklarında ve sağlıklarında, fonksiyonlarında bu eklemler birbirleriyle birlikte çalışıyorlar. Ee, diz eklemi e, özelliği olan bir eklem. Şöyle ki uyluk ve e, İncik kemikleri arasında ee, üstteki eklem yuvarlak, alttaki eklem düz. Hı hı. Dolayısıyla bu eklem yüzünü birbirine uyumlaştıran içinde menisküsleri, menis, meniskleri ve ligamentleriyle hı. sabitleşen ve eklem yüzlerinde de hareket etsin diye kıkırdak taşıyan bir eklem. Hı hı. E, bu basit yapısı ve anatomisi üzerinden anlaşılacağı üzere Rahatsızlıkları da bu içinde bulunan eklemleri ilişkilendiriyor. Aslında bu eklemde sadece uyluk ve incik arasındaki eklem değil, diz kapağının da uylukla yaptığı eklem de yer alıyor. Şimdi genellikle tabi fonksiyona bağlı olarak kullanım sırasında meydana gelen yaralanmalar, biz bunlara travmada diyoruz. Ondan sonra enfeksiyonlar tümörel hadiseler, aşınmalar, dejeneri olmalar, yıpranmalar ve yaşla ortaya çıkan sorunlar ve artık günümüz alışkanlığı gereği insanların sporla ilgili olan uğraşılarında meydana gelen hadiseler, beraberinde kırıkları, düşmeleri ve zorlanmalarında ortaya çıkan halleri e bir de tabii bunu şöyle bir bakarsak, bazı birazdan bahsedeceğiz çocuklarda da görülebilen çocukluk çağının da hallerini de buna dahil edebiliriz Hı -hı. Yani oldukça geniş bir hastalık grubunu içeriyor evet. Yani efendim? Her yaşta görüyoruz biz aslında Sebebe bağlı olarak bir değişkenlik gösteriyor onu anlamış olduk burada hocam Sadece yaşla birlikte evet. e, görmüyoruz sakatlanmalar da buna dahil evet. Peki hocam en sık gördüğümüz hastalıklar hangileridir? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. En sık diyebilmemiz için önce bir bunu bir yaşla ilişkilendirmemizin daha uygun olacağını düşünüyorum. Şimdi çocuk hastalıklarında diz ekleminin payını alıyor, erişkin hastalıkları bundan payını alıyor ve ne yazık ki. Allah gecinden versin istemiyoruz ama bir yaşlanma gerçeği, bir insan fizyolojisi bir, mevcut. Yaşlandıkça ortaya çıkıyor. Ve bir de e, aşınıyor ve yıpranıyor ve dejenere oluyor. E, tüm bunlara bakıldığında e, galiba en sık olanı travmalar ve e, dejenerasyona ve yaşlanmaya bağlı olarak zamanla ortaya çıkanlar. Hı hı. Yani bunlar... Ee, şöyle ki e, Şöyle bir gerçek var Diz eklemi e, Kilo yükünün Ağır olmasını sevmiyor Evet ee, İnsanlar belirli bir yaştan sonra Her yıl Belirli bir miktar olmak üzere Kilo alıyor hı hı. Bu arada Kas kitlesi azalıyor Her yıl belirli bir miktarda Kas kaybediliyor Ne yazık ki spor alışkanlığı olmayan bir toplumuz. Bir de kaslarımız da zayıf olunca yıllar geçtikçe ağır çalışan bir toplumuz. Yani çalışmakta olan, gelişmekte olan ve çalışmaya muhtaç olan bir toplumuz. Tüm bunlar da eklenince diz için böyle bir takım olumsuz koşullar oluşmaya meydana geliyor. Yani meslek hayatımda karşılaştığım en sık diz hastalıkları tipleri belki de bu en sık diz hastalıklarının cevabı bunda gizli. Yaptıkları işler neticesinde dizlerini ağarttırmış ve hastalanmış olanlar, sporda hırs, iddia ve aşırıya kaçma neticesinde sakatlanmış olanlar, hı hı. E, ve kötü yaşlanan. Yani şöyle diyeceğim, eee yaşlanarak yıpranmış birçok hastalıklarını birçok sorunlarını biriktirmiş ve dolayısıyla ileri yaşlarda tüm bu sorunların bir kombinasyonuyla ve birleşimiyle karşımıza çıkan hasta grupları. Evet. Hocam aslında şunu da konuşmak lazım. Siz ortopedi uzmanları olarak diz hastalıklarına nasıl yaklaşıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz bu konuda? Şimdi teşekkür ederim. Önemli bir soru. Bununla ilgili şöyle bir e, olay başımıza geliyor. Hastalar e, bize geldiklerinde hocam ameliyat istemiyorum. Ameliyatsız tedaviniz var mı diye size geldik diye başlıyorlar. Evet. <laughs> Ama ne yazık ki bizim elimizdeki en güçlü silah ameliyat. Yani bizim tedavi çubuğumuz, tedavi meziyetimiz ameliyatlarımızda gizli. Biz ortopedide bu bir mizansel bölümü ama biz ortopedide bir ekip çalışması yürütüyoruz. Bizimle ilişkili bölümler var e, hanımefendi. Fizik tedavi, romatoloji, spor hekimliği bu bölümlerin ana başlıkları. Bu bölümlerde hastalar ya bu bölümlere ya bu bölümlerle ilişkili muayenelerinde saptananlarla bize geliyorlar. Biz bu hastalara öncelikle... E, en çok belki iskelet sistemi ve kas iskelet sistemi hastalıklarını gören bölümlerdeniz. Bu hastaları bu tanımlamalardan birine oturtmaya çalışıyoruz. Yani acaba bu hastalığın bize gelişinde şikayet ettiğiniz, yakındığınız, sizdeki probleminiz, bizdeki hangi hastalığa karşılık geliyor? Hı hı. Yani sizin hastalığınız ne? Hı hı. Önce biz onu bulmalıyız. Veyahut sizin yakınmanız, sizin şikayetiniz bir hastalık mı? Hı hı. Bu sizin bize anlattıklarınızda ve bize anlatacaklarınızda gizli. İnsanlar bu durum karşısında bir heyecanlanıyorlar. Kendilerine düşen sürede, kendilerine düşen doktor hasta ilişkisi sırasında her şeyi anlatmaya çalışıyorlar. Ama asıl anlatacakları noktayı bazen şaşırabiliyorlar. Tüm sorunlar, Tüm şikayetler dokümante edilmeli. Doktor bunları bir kalıba uydurmalı. Biz çünkü biraz önce söylediğim gibi bu hastalıklarla muhatap olduğumuz için bu hallerin hastalık olup olmayacağını biliyoruz. Daha sonra bunları bir hastalık modeline oturtturduktan sonra acaba sizin hastalığınızın tedavisi neye geçiyoruz? hı. hı. Şimdi eğer hastalığının tedavisi cerrahi ise bu tıbbi olarak şuna karşılık geliyor. Sizde cerrahi tedavi endikasyonu var. Yani bu ne demektir? Sizin hastalığınız cerrahi olarak yani ameliyatla tedavi edilecektir. Peki ne yapalım? Öncelikle bir ameliyatsız tedaviyle hazırlanacak veyahut da ameliyatsız tedaviyle düzelebilecekse o bir süreci geçelim istiyoruz. Hı hı. O süreçten sonra sizin beklentinizi yani bu süre zarfında bu süreye girmeden önce affedersiniz. Sizin beklentinizi ve sizin nasıl mutlu edebileceğimizi saptamaya çalışıyoruz. Bizim size yapabileceğimizle sizi mutlu edebilecek ve sizin beklentinizi sağlayabileceksek ortopedi size yararlı oluyor. Hı hı. Eğer bu ilişkiyi güzel kuramazsak ben size iyi doktor olmuyorum, sizin işinizi görmemiş oluyorum veya sizi tedavi etmemiş oluyorum. Doğru. Yani biz de hakikaten ameliyat sorumluluğunu ben hastalarımla şöyle konuşuyorum. Hocam ben ameliyat olmak istemiyorum diyor. Ben de ameliyat etmek istemiyorum mümkünse. Çünkü hani son çare, Yapılması gereken iş ancak onunla düzelir, onunla iyi düzelir ve sonuç onunla düzenir gibi biz de aslında bu konuya oldukça dikkatli ve bilinçli yaklaşıyoruz. Evet. Onun hastalar tarafından bilinmesini istiyorum. Evet. Tabii öncesinde farklı yollar arıyorsunuz hocam. Zaten birazdan bahsedeceğimiz farklı tedavi yöntemleri var. Ameliyatta ameliyatsız tedavi yöntemleri var. Onları da deneyeceğiz ama gereken durumlarda ameliyat olmak Yapmak gerekiyor diyebiliyorsunuz. Evet. Hocam isterseniz bu başlık altında ayırdığımız hastalıklardan yaşa bağlı olanlardan bahsedelim. Yaşa bağlı gelişen rahatsızlıklar hay neler hay. çıkıyor karşımıza? Şimdi belki yaşa bağlı en önemli rahatsızlıklar diz ekleminde artritler. Yani bir erken yaşlanma durumu olabiliyor. Nasıl? Yani insan ağır bir işte, ağır bir süreçte, ağır bir iş yapıyorsa diğer kişilere nazaran daha çabuk yıpranıyor. Yani bir tır şoförü sürekli diziyle yolculuk yapan bir tır şoförünün dizi sizden benden daha çabuk yıpranıyor. Ama her şeyin yolunda gittiğini, bakımlı olduğumuzu, iyi kullandığımızı, iyi yaptığımızı, iyi çarz ettiğimizi düşünelim. Şöyle bir realite var. Yani yıllar geçtikçe diz eklemi yıpranıyor ve aşınıyor. Hı hı. En sık görülen hal artritler ve artritlerin de belki geniş sınıflamalara gerek yok. Ee, halk arasında bilinen tabirleriyle osteoartrit denen daha ziyade kireçlenme ile eşleşmiş olan tipi ve bazı özelli hallerde iltihabi romatizmalar da e, erken yaşlarda ortaya çıkıp inerki zamanlarda formlarını buluyor. Şimdi burada şöyle bir nokta var. Özellikle bu artritler ve bu artritlerin seyirleri sırasında ve yaşla geç gösterecekleri hastalık gelişmesini bizim cerrahi olarak bazı yaklaşım kalıplarımız var. Burada temel cerrahi tedavi unsurları olan elimizde koruyucu, hı hı. önleyici ve tedavi edici cerrahiler var. Hı hı. Şimdi biz bir artritin eğer yaşla beraber bir hastada oluşabileceği sinyallerini alır ve bulursak o zaman bu hastanın da talebi olmak doğrultusunda ve bilincinde olması doğrultusunda ve onayıyla bu hastalığı daha ileriki yıllarda daha az şiddette olsun, kötü olmasın, ağır olmasın ve buna bağlı olarak biz bu hastalığı Önleyelim hatta mümkünse cerrahilerimiz var. Hı hı. Hadi tüm bunlar belirli bir süreçte geçti. Yıllar hızlı geçiyor. Evet. <laughs> Hastalık şekillendi, yerleşti. Bu sefer ise e, değişik tedavi seçenekleri yani ameliyatlar, ameliyatların e, kemik düzeltici olanları, temizleyici, tıraşlayıcı olanları ve belki de bir en son çare olarak protez cerrahileri. ...gündeme geliyor. Evet, o son çare diyoruz değil mi hocam genellikle? Evet. E, hocam bir de işe bağlı... E, ...az önce de girişte de bahsetmiştiniz... ...işe bağlı gelişen... E, ...durumlar var. E, bunlar evet. mesela hangi... E, ...meslek grupları için e, daha çok görüyoruz? Şöyle, şimdi biz... ...Bursa'dayız. E, Bursa bizim sanayi lokomotiflerimizden. Bizim böyle... ...gurur duyduğumuz... ...bu işlerde üretken, çalışkan işçilerimiz var. Yani... Bizler de onlar sayesinde böyle kalkınıyoruz, gelişiyoruz. Ben onlara müteşekkirim ailem ve toplumun ve şahsım adına. Fakat bu işçiler özellikle çalışma koşullarında ve yaptıkları işlerde ağır koşullarda çalışıyorlar ve ayakta duruyorlar uzun Hı -hı. süre. Şimdi e, belki de şöyle bir şey en sık gözlemlediğim olay, formsuz bu işçilerimiz. Yani bu bizim de bir ayıbımız. Onların da bir eksikliği formsuz, güçsüz ve kassız, adelesiz bir şekilde işlere girişildiğinde bu yıpranma daha şiddetli oluyor. Bu işçiler için yani bir insan işinde bulunduğu iş koşullarıyla fiziksel özelliklerini dengelemeli ve dengeli tutmalı ki dizi rahatsızlanmasın. Hı hı. Yani zayıf, güçsüz, kas kitlesi az olan bir kişinin ağır bir işte daha çabuk yıpranır gerçeği var. Tabii. Eğer bir otomotiv sektöründe çalışan, ağır yükleri kaldıran, taşıyan, çömelip kalkan, doğrulan bir kişinin o zaman diz çevresi adelelerinin işe sadece işe bırakmakla olmuyor. Yani işteki tutulan form bu iş için yeterli değil. Kendisinin de yapısal olarak kuvvetli veya kendisinin de bu konuda gayretli olması gerekiyor. İş hastalıkları çok enteresan. Kimi ne şekilde yakalayacağı, kimi ne şekilde etkileyeceğini ancak insanların hayat hikayelerinde gizli. Örneğin, tır şoförlerinin menisküsleri hastalanıyor, öğretmenlerin ayakta durmaktan diz kapakları hastalanıyor, hemşire hanımların iş koşullarından menisküsleri yırtılıyor, futbolcular Zaten, maçlarda evet. ligamentlerini sakatlıyor, menisküslerini sakatlıyor gibi. Yani iş ve aktiviteyle diz tamamen doğru orantılı bağlı. Hocam verdiğiniz örneklere bakacak olursak çok oturmakta, yani sürekli oturmak tır şoförlerini ele aldık. Evet. E, yani menisküse yine e, davetiye öyle mi? Ya şimdi şöyle tabii insan yürümek, gezmek, iş görmek için yaratılmış bir şey. Yani mesela böyle e, şunu diyeceğim. E, Formluluk formuluk iş koşullarında bir süreçten sonra zor yakalanıyor. Fakat istirahat ve Kısa süreli periyodik iş değişimlerinde çok kolay bozuluyor. Yani formda olmak lazım çalışırken. Yani işinin gereği bölümünün, belinin, kalçanın, dizinin, ayaklarının, ellerinin kuvvetli olduğu bir işte olman Tabii. gerekiyor. Kesinlikle. Yani işine uygun fiziksel yap. Evet. Ve sadece ayakta durmak da uzun süre dediniz ve kilo da hocam burada şey değil mi ya e, kötü şimdi bir etken. Kilo herkesi bağlayan herkesi ilgilendiren bir şey yani kilo ciddi bir sorun yani hem fiziksel hem ruhsal komponenti olan bir durum yani sıkıldığımızda üzüldüğümüzde yiyoruz eğlenmek oyalanmak için yemek yiyoruz sağlıksız besleniyoruz tüm bunların neticesinde olmamız gereken kiloların üstünde oluyoruz hı hı. olmamız gereken kiloların üstünde olunca dizlerimizin taşıyacağı yük artıyor Evet. Dizlerimiz yük taşımayla özellikle disk kapakları olmak üzere kıkırdak yüzleri, menüsküsleri ve tüme etkileniyor. Hı hı. Bir de hocam kireçlenme dedik en sık karşılaştığımız hastalıklar arasında. E, bu da daha çok e, yaşla gelişen bir şey demiştik değil mi? E, yani daha çok ileriki yaşlarda ama bazı durumlara bağlı olarak biz daha erken yaşlarda görebiliyor muyuz bu hastalığı? Kireçlenmede insanların en büyük endişesi, en büyük korkuları herkesin bana sordu veya hastaların bana sordukları bir şey şu. Annemde var, bende olur mu? Babamda var, bende olur mu gibi. Yani Hı -hı. genetik Tabii. durum ilişkilendiriliyor. Şimdi genetik durum önemli. Yani değişik şekillerde, değişik faktörlerde ne yazık ki bu işte bir genetik ilişki var. Yani annesi, babası hasta olanların toplumdaki diğer kişilere nazaran ee, özellikle artritlerin, osteoartrit tipi için bir yatkınlıkları var. Şimdi artritlerin şekli ve sınıflamaları dikkate alındığında, bir grup artritler ise sekonder dediğimiz, yani ikincil olarak ortaya çıkan haller. Bu ikincil artritlerin şöyle bir ilişkisi var hanımefendi. Çocukluk çağında geçirilen iltihabi hastalıkların verdikleri kıkırdak hasarları, Düşmeler neticesinde meydana gelmiş eklem içi kırıklar. Spor yaralanmalarında meydana gelmiş e, ligament yaralanmaları. Belki hiç böyle aklımıza gelmeyecek ama zamanında ihmal edilmiş, tam olarak tedavi edilmemiş menisküs hastalıkları Hı -hı. gibi hastalıklar. İlerleyen yıllarda tüm koşulların ideal olduğunu, olmadığını varsayalım. Sadece bu nedenlerle artritler oluşabiliyor. Hele bunun tamamlayacak kombinasyonlar, başka haller varsa hadisenin daha şiddetli olmasına, daha kısa sürede olmasına ve daha çabuk ortaya çıkmasına yol açıyor. İnsanlar belirsizliği sevmiyor, belirsizlikten korkuyor. Kesinlikle. Benim dizim hastalanacak mı? Benim dizim kireçlenecek mi? Ben ne olacağım huzursuzluğunu istiyorlar. Yani bilmek istiyorlar. Burada öngöremediğimiz, kestiremediğimiz en ilahi şey ne biliyor musunuz? Bu hastalığın kimde? Hadi onu belki saptamak mümkün. Ne zaman? Zor. Ne kadar sürede ve ne kadar süreçte kötüleşecek? Ne kadar sürede ağırlaşacak? Hı hı. Yani bu beni bir ömür boyu götürür mü? Bu beni acaba ben bunla idare edebilir miyim? Bugün tedavi olmasam, bugün ameliyat olmasam, ben bu dizde ne kadar yaşarım? Bunlar hep insanların kafasında. Evet kesinlikle. E hocam sonuçta e, dizler hani önemli yürümek adına evet. sürekli e, ve e, sıkıntı yaşadığımız zaman da sürekli e, canımızı yakan bir durum evet. olduğu için e, bu belirsizlik ve sıkıntılı evet. süreçler doğru. İnsanlar e, işini göremez olmaktan, Tabii. fonksiyonlarını yapamaz olmaktan, daha önemlisi birine bağlan, bağlanır veya mağdur olmaktan çok korkuyorlar. korkuyorlar Allah kimseyi yaşatmasın. Evet. Şimdi tedavi yöntemleri dedik, bu cerrahi müdahalelerden bahsetmiştik hocam. Bir de ameliyatsız bazı yöntemler var, işte PRP gibi veya evet. kök hücre gibi. Bunlardan da bahsedelim. Şimdi Tabi e, genelde e, bu eklemlerin e, tedavileri söz konusu olduğunda ortopedi e, cerrahi tedavi ile beraber kısmen de bu konservatif yani ameliyatsız tedavilerden de pay alıyor. Genelde biz bunları ameliyatlı tedavilerin öncesine veya sonrasına koyuyoruz. Şimdi bunların e, elimizde şöyle silahlar var. Kıkırdak denen hastalık belki de bu yaşa bağlı artritlerin en çok hastalandığı eklem yüzünü kaplayan doku. Şimdi bu kıkırda ne yapalım da hastalanmasın veya hastalanması geç olsun. Evet. Veyahut iş görsün bize sorun olmasının tedavi işte arayışlarında bu eklem içi uygulamalar yatıyor. Son yıllarda. Geliştirilen ve varılan noktada insanların bilmesini istediğim bir, bir iki nokta var. Ağızdan alınan muhtelif ilaç kombinasyonları içeren kıkırdak menşeleri ve kıkırdak yapısında yer alan ana temel biyolojik aktif ajanları içeren ilaçlar bu konuda çok etkin. Hı hı. Bir de bu ağızdan alınıp kıkırdağa gitmesini beklediğimiz ilaçlarla beraber eklem içine yapılıp eklem içindeki kıkırdağı ve ilgili yapılara gitsin. Oraları kaplasın, oraları korusun, oraya tedavi ilacı etkisi oluştursun dediğimiz ilaçlar var. Bunların en temeli eklemin yapısında gizli. Eklemin içinde bir 5 ila 10 cc kadar bir sinovyal sıvı denilen eklem içi sıvısı var. Şimdi bu eklem içi sıvısı o kadar enteresan bir yapı ki Allah yapısı ki bu bir yağ yapısında. Hı hı. Havasal durumlardan, basınçlardan, yaştan bunun kalitesi, akışkanlığı ve yük taşıma özelliği artıyor. Şimdi biz bu sizin bana saydığınız tedavilerde bu sıvının içine girerek hı hı. bu sıvının içine eklem içiyle enjeksiyonlarla müdahale ediyoruz. Evet. Elimizdeki kozlar neler? Eklem içi sıvının temel maddesi olan hiyaluronik asit. Eklem içi sıvıdaki meydana gelen patolojilerde, hastalıklarda iyileşme mekanizmalarında rol oynayan temel biyolojik ajanlar hı hı. Ve bu 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 sirkülasyonlarda esas madde görevi gören hücresel yapılar. Ne bunlar? kan pıhtılaşmasını sağlayan trombosit denen tıkaç görevi gören kan pıhtılaştırıcı hücrelerin değişik icra işlemlerle insan kanının alıp o kandan elde ettiğimiz sıvıda yoğunlaştırmasına dayanan halk arasında PRP, PRP diye geçen hı hı. trombositten zengin plazma bu temel bir aktif ajan. Buna bir ana madde olarak da son yıllarda Kök hücresi hı hı. gündemde. Evet. Hocam devam edeceğiz bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız değerli izleyenler. Medikana Bursa Hastanesi'nin sunduğu olay sağlık devam edecek. Medikana Bursa Hastanesi'nin sunduğu olay sağlık devam ediyor. Olay sağlığa kaldığı yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Burak Demirağ ile birlikte diz hastalıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Hocam ilk bölümümüzde ameliyat ve ameliyatsız olmak üzere tedavi çeşitlerinden bahsettik ama şu an biz ameliyatsız olan yöntemlerden bahsediyorduk reklama gitmeden. Bunlar PRP ve kök hücre tedavileri gibi en son kök hücrede kalmıştık buyurunuz lütfen. Şimdi e PRP'de biraz önce de söylediğim gibi e, trombosit hücrelerini insanın aldığımız kanının içindeki sıvısal bölümde yoğunlaştırıp hastaya veriyoruz. Bu iyileşmede rol oynadığını düşündüğümüz temel hormonları ve biyolojik ajanları içeriyor. Bunların e, hastalıklı olduğunu dokunduğumuz, düşündüğümüz bölgeye mesela diz içine verdiğimizde kıkırdak hasta ligament hasta, menisküs hasta acaba oradaki iyileşmeyi yoğunlaştırıp arttırıp bunları önleyebilir miyiz gibi bir işlevsel mantığı var. E, Artrit'te de bunu hani ani bir akut bir halde değil ama uzun zamana yayılmış bir halde olayı geciktirebilir miyiz? Kaskatı veya sirkülasyonu uzatabilir miyiz amacı gidiyoruz? Şimdi <laughs> bir zamanlar Yoğunlukta olan bu eklem içi hiyaluronik asit PRP ile beraber hemen bunlarla beraber son yıllarda kendine göre bir kullanım alanı bulan kök hücre hı hı. kullanımı da var. Ne yazık ki biraz maliyetli. Ee, ve e, PRP'den bir basamak daha üstün olmak üzere anestezi koşullarında uygulanmasını gerektiriyor. O nedenle daha e, halk vatandaş bakımdan ...gündeme gelmesi, konuşulması biraz daha yeni yeni. Ancak bunun da böyle ulusal ve uluslararası kaynaklarda... ...acaba artrite çözüm olabilir mi? Yani kireçlenmeye çözüm olabilir mi? Kireçlenmedeki cerrahi tedavilerin yerine geçebilir mi gibi denenmişliği var. Ve bunların hakikaten şemasal yaklaşımlarda... ...yani gerekliliği ve uygun hastası saplandığında maddi yönleri hırpalanmayacaksa ve daha sonraki tedavi aşamalarını şemaları bozmayacaksa kullanılmasında evet. yarar var. Burada şöyle bir hayat felsefesini yerinde görüyorum. Nasıl beyinsel kullanımla ve hayat mücadelesindeki zekamızı ve aklımızı kullanarak zihinsel faaliyetlerimizi geliştiriyoruz. Ama Türk toplumu olarak iskelet sistemimizi çok geliştirmiyoruz ve ihmal ediyoruz. Yani yaptığımız iş, gittiğimiz piknik, iddiasına oynadığımız oyunlar, geceliğin yaptığımız maçlar, kendine göre danslarımız, kendine göre eğlencelerimiz dışında hani Allah'a şükür geçmişe nazaran daha iyi ama daha spor alışkanlığı toplumumuza oturmadı. Hı hı. Spor alışkanlığı çok önemli. Yani spor yapılması, sporla elde edilen form ve kuvvetlendirilmiş eklemler, kuvvetlendirilmiş kas yapıları. Tamam, belki artritleri önlemiyor ama geciktiriyor ve bu kişilerde görülme şansı diğer kişilere nazaran daha düşük. Yani son yıllarda yapılan ciddi uzun serili hasta serileriyle yapılan araştırmalarda Sportif kişilerde e, kendi haline gelişen böyle eklemle ilgili rahatsızlıkların görülme şanslarının daha düşük olduğu kanıtlanmış. Hı hı. Ama tabii hayat enteresan. Bir taraftan önlerken bir taraftan da risk doğuruyor. Belki de meslek hayatımda uğraştığım en geniş hasta toplulukları da bu kendine göre bir sportif faaliyetler içinde bulunan kişiler ve hatta daha önemlisi bu spordan para kazanan kişiler. Yani evet. sportif yaralanmaların da diz hastalıklarındaki bölümü yabanı atılmaz. Evet. Hocam e, şimdi spor yapmadığımız için e, kaslarımız da güçlenmediği için eklemlerde de sıkıntı oluyor. Biz hani ciddi sıkıntılar yaşamasak da, ciddi hastalıklar yaşamasak da zaman zaman bu güçsüzlükten dolayı da ağrılar yaşayabiliyoruz, değil mi? Evet. Normal aktivitelerimizi gerçekleştirirken. Evet. Şimdi bunlara Bunlar arasında en önemlisi mesela diyelim ki alışkanlığınız yok ama bir gün gittiniz bir taşınma yaptınız. Gittiniz bağ evine, kır evine odun kırdınız, odun taşıdınız. Bizim gecikmiş kas ağrısı dediğimiz diz çevresi kaslarda görülen ertesi gün ortaya çıkan böyle şiddetli ağrılar var. Hı, evet. Yani hatta mesela bazı sabırsız ağrıların, insanların böyle ağrılar karşısında ertesi gün, polikliniğe geldiğini ve bizlere geldiğini bilirim. Yani dizimi ağrıttırdım diye. Evet. E, bir de hocam e, yine bu tedavi yöntemlerinden diz protezi var. E, Tabi bu daha ileri evreler için mi söz konusu protez? Evet, evet. Şimdi şöyle bir şey. E, bunun e, bilinmesinde ve e, uygulanmasının e, dan endişe edilmemesinde büyük yarar var. Belki de bir 65 yaş 60'lı 70'li yaşlar ve 80'li yaşlara konu olan kireçlenmesi olan birincil veya ikincil eklem artritleri neticesinde artık tüm tedavilerde sonuç alınamamış hastalarda kullanılan belki de ortopedinin en yüksek randıman aldığımız ameliyatlarından birisi. Hı hı. Kaplama diyorlar ondan sonra işte protez diyorlar. Neticede olay aşınmış ve yıpranmış eklemlerin e, dışarıdan takılan ee, yüksek kaliteli alışımlarla kaplanması ve üstlerinin bunun özel kemik yapıştırıcılarıyla tutturup eklem bütünlüğünün benzer modelleriyle oluşturulup tamamen neticede fonksiyonel ağrısız ve hareketli bir eklem elde edilmesi. Hı hı. Yani uygun hastalarda uygun indikasyonlarda e, özellikle olay gece ağrısı işini görememek hı hı. ve ağrı kesici alamadan yaşayamamak durumuna hı hı. gelmiş evet. kişilerde inanın bana yaşam kalitesini değiştiren yüzde yüz geliştiren ve çok dua aldığımız ve çok memnun olduğunu gördüğümüz hastalar var ama ağır bir ameliyat olarak düşünen hastalarımız da var evet ne yazık hocam. ki ve bunun da ameliyat biliyorsunuz bir takım riskleri ve bir takım komplikasyonları beraberinde getiriyor. getiriyor. İyi niyetli olmak lazım. Bunların olabileceğini bilmek ama bunların da olur diye korkmak, olmamazlık etmemek lazım. Yani dikkatli bir doktor seçimi, dikkatli bir merkez seçimi, uygun bir tedavi indikasyonu başında anlattığımla her iki tarafı da mutlu edecek, her iki tarafta da yüz güldürücü sonuçları ağır olur. Daha fazla olacak bir ameliyat hı hı. grubu. Çünkü hocam, artık başka çare kalmadığında, ileri evrelerde insanların bu acı ve ağrıları çekmektense tabii ki buna başvurmaları gerekebiliyor. Ama dediğiniz gibi protez biraz soru işaretleri bırakabilir kişilerin hakkında. Ya şöyle, şimdi bazen Şöyle bir yaklaşım vardı mesela anneme olsa ne yaparsın diye sorarlar bize. Yani sizin annenize olsa ne yaparsınız Hı -hı. derler. Bu benim anneme de yapacağım bir tedavi. Hı -hı. Yani neticede e, dediğim gibi ilk başında anlatmaya çalıştığım ve vermeye çalıştığım mesaj şuydu. Yani insanlar tedavilerini uygun doktorlar tarafından yapılması gereken tedavi şem şemalarından kaçınmamalılar, kaçmamalılar. Yani hayat çok güzel. Ve hayatta sıkıntı çekerek, ağrı çekerek yaşamak çok kötü. İş görmemezlik çok kötü. Yani bu durumlardan eğer bir cerrahi ile kurtulmak mümkünse bazen doktora teslim olmayı bilmek bir kültür ve bir şey alışkanlık haline gelmeli. Evet. Hocam diğer bir programı yine başında bahsettiğimiz sık rastladığımız diğer bir hastalığımız menisküs. Ona da değinelim. Ee, menüsküsü menisküsü yine meslek gruplarında da daha çok karşımıza çıkan ama ev hanımlarında da aynı zamanda karşımıza çıkan bir hastalık değil mi? Menisküste yani kimin bize menisküs yaralanmasıyla geleceği pek belli olmuyor. Genel olarak iki tipi var. Mesela bir tanesi travmaya bağlı. Bir tanesi de zamana bağlı aşınmış olan menisküslerin yırtılmasına bağlı. Yani burada o iki hasta grubunu çok iyi ayırmak lazım. Yaşla beraber menüsküslerimiz yapısal ve kalitesel yapılarını kaybediyorlar. Böyle yapısını kaybetmiş, kalitesini kaybetmiş menüsküslerin yaralanması çok kolay. Bunların tedavileri Hı -hı. farklı. Genç bir erişkinin spor yaparken, iş yaparken aşırı bir kullanım sırasında menüsküsünü yırtması farklı. Şu farkı unutmayın. Genç yaşta bir zorlama, bir evet. zorlanma, bir travma ile menisküsünü yırtarsanız, bu tedavisiz bırakırsanız ikincil bir artritle karşılaşabilirsiniz. Hmm. Ancak orta ileri yaşlarda meydana gelmiş aşınmaya bağlı bir menisküsünüzde hmm. illaki cerrahi olacağım, cerrahisiz de olmaz konusunu bir iki kere düşünmek lazım. Hmm. Çünkü bu grup yaralanmalarda en az Cerrahi kadar cerrahisiz tedavilerinde etkin olabileceği şeyi var. Evet. E, varsayımı Hı -hı. ve bilgisi var. Yani genç yaşta olan e, menüsküslere, meydana gelen yırtıklara e, daha dikkatli, daha yani ertelememek gerekiyor. Ertelememek lazım, gerekiyor hocam. ihmal etmemek evet. lazım ve teşhis atlamaması lazım. Ve mümkünse hani bir artroskopik kapalı teknik ameliyatla bu işi halletmek lazım. Hı -hı, evet. E, peki hocam, e, kişilerin bu konuda menüsküs için... Belki de dikkat etmeleri gereken noktalar nedir? Yani yaptığımız en çok hatalar nedir bu konuda bizim? Yani şöyle düşünülebilir. Yani yapılmaması gereken zorlamalar. Yani mesela dizinizin bir nasıl bir yük taşıyan, yükle iş gören bir aletin, bir aracın belirli bir sınırları var. İnsanın da bir sınırı var. Bence zorlama ve sınırların üstüne çıkmak, aşırıya kaçmak. Ve belki de hırs ve iddia ile yapılmış rekabete dayanan sportif karşılaşmalar yapmak. Belki Türk toplumunun "Ben en çok şuraya getireceğim" lafı oynayanlar ve yapanlar hoş görsün. Halı saha yaralanması en fazla diyebilirim. Hmm. Yani iddiaya dayanan. Halbuki daha böyle sakin, daha yoğun yürüyüş, bisiklet, hafif koşu gibi sporlar tercih edilmeli ve uygulanmalı. Ve sportif uygulamalarda Form tutmak için aceleci ve agresif hırslı olmamak, zamana ve sabra yaymak ve sakin olmak daha iyi. Şimdi program başından beri konuşuyoruz. Yaşla birlikte gelen diz hastalıkları diye mi hocam çocuklarda da e, görülüyor aynı zamanda. Son dakikalara giriyoruz. Buna da değinelim istiyorum. Şimdi çocuklarımız bizim geleceğimiz. Evet. Çocuklarımız eskisinden daha fazla spor yapıyorlar. Aileler çocuklarının başında onları izliyorlar, takip ediyorlar. Okullarda spor oturuyor. Yani çocuk diz yaralanmaları, tüm çocuk hastalıkları gibi ayrı bir başlık. Bunların tedavilerinin vermek istediğim konu şu. İlgili bunlarla ilgili hekimler, bunlarla ilgili merkezler Çocuk hastalıklarıyla ilgilenen ve çocuk hastalıkları protokollarını bilen merkezler şeklinde olmalı. Hı hı. Bunlar tamamen farklı ele alınmalı. Ve bunların hem çocuğun geleceği hem bizim toplumumuzun geleceği olduğu bilincini kaybetmemek lazım. Hı hı. Evet. Düşünüyorum. Peki hocam e, çocuklarda daha çok yaralanmalara bağlı olarak mı gelişiyor bu rahatsızlıklar? Yoksa yine genetik olarak taşıdıkları? Şimdi çocuklarda... E, Yaralanmalar, oyunlarda kırmalar, e, düşmeler, e, yapısal olarak e, iskelet sisteminin yapısından çocuklarda kırıklar belki biraz daha fazla. Hı hı. Ama ligamentler de çok sert ve çok dayanıklı. Bunlar da kemikleri çekip koparttırıyor ve dolayısıyla kemikli kırıklar ve ligament kopukları kombinasyonları çıkıyor. Ve bir de burada asıl atlanmaması gereken bir konu. Özellikle diz söz konusu olduğunda çocuklar çocuktaki kemikler, hı hı. uyluk ve incik kemiği diz çevresindeki büyüme plaklarından büyüyor. Hı hı. O nedenle dize yapılan müdahaleler ve dizdeki yaralanmalar bu büyüme plaklarını etkileyerek çocuğun dizinde şekil bozukluklarına uzunluk ve kısalık farklarına yol açabiliyor. Hmm, evet. Hem yaralanmada hem tedavide evet. bu bilinçte atlanmamalı. Evet. Peki hocam, son olarak buradan izleyenlere bu konuda genel olarak vermek istediğiniz mesajlar var mıdır? Şimdi onlara sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hiç hastalanmasınlar inşallah ve kendilerini de yıpratıp kendilerini de böyle kolay ve Ağır sakatlıklardan korumaya çalışsınlar. Yani elinde olan nedenleri önlesinler ve kendilerini tutsunlar ve sakatlıklara karşı dikkatli ve tedbirli olsunlar. Peki. Son olarak bir soru soracağım hocam. Şu an merak ettiğim bir soru. Biz e, hangi diz ağrılarında korkmamalıyız hocam? Yani ciddi bir hastalık değil de bahsettiğimiz belki güçsüzlük, e, işte eklemlerdeki kasların güçsüzlüğünden kaynaklanan rahatsızlık. Şöyle yapmak lazım. Şimdi diz ağrısını aslında belki bir kapanma mesajı bile olarak algılanabilir bu. Tabii. E, Biraz bekleyin, yani erken bir tedaviden e, yani düşme veya kırılma yoksa evet. acele etmeye gerek yok. Üzerine basabiliyorsanız evet. acele etmeye gerek yok. Şişlik aşırı olmayıp zonklamıyor, o gün için sizi duramayacak halde tutmuyorsa acele etmeye gerek yok. Biraz kendinizce bilen klasik tedavileri uygulayın, bir iki gün bekleyin. Ondan sonra bakın. Eğer olay bir enfeksiyon değilse ve olay bir tümör değilse ki bunların kendini gösterir ve kendini belli eder. Sonra doktora sakin olarak yavaşça gidersiniz. Evet güzel bir mesaj oldu hocam bu. Bizi aydınlattınız çok teşekkür ediyoruz. Hem katılımınız için ediyorum. hocam Sağ hem de olun. değerli Bana bilgileriniz için. verdiğiniz için çok evet. teşekkür ederim. Olay Sağlık'tan bugünlük bu kadar değerli izleyenler. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı günler dileriz. Kanı Bursa Hastanesi Olay Sağlık Programını sundu.